Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şifreleme üzerine çalışma gerçekleştireceğiz. İlk olarak Google'a Folder Guardian diye bir arama gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada folderguardian.com var. Bu bizim dosyalarımızı şifrelememiz için bir program. Bunu buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Windows için 11, 10, 8 ve 7 uyumlu. Buradan indirmeyi başlatabilirsiniz. Şuradan Download Free Trial diyerek indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ben dosyayı indirdim. Şurada göründüğü gibi bir parola istiyor bizden. Buraya ben parolamı giriyorum. Sonrasında uygulamaya başlatıyorum. Sizler de kurulumu yaptıktan sonra bu ekranla karşılaşacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi program başlatıldı. Buradan parolayla korumak istediğiniz dosyayı seçmeniz gerekiyor. Örnek olarak ben burada CSNA klasörünü şifrelemek istiyorum. Buraya parolamı giriyorum. Ben kolay bir parola giriyorum şu an için. Next diyorum. Okey diyorum. Ve şu an CSNA klasörü içerisine gireceğim. Şu an erişim sağlayabiliyorum arkadaşlar. Protect dediğim zaman ise artık koruma gerçekleşiyor. Ve CSNA klasörü içerisine giremiyorum. Buraya girebilmek için parolayı girmem gerekiyor. Bu şekilde dosyalarımızı şifreleyebiliriz arkadaşlar. Yani yetkisiz kullanıcıların erişimine kapatabiliriz. Bir örnek daha yapalım. Şu an hala şifreli olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şifreli durumda. Bunu diğer klasörler için de gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer göstereceğim şifreleme örneği ise File Encryptor diye bir site arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki gibi File Encryptor yazıyorsunuz. fileencryptor.net adresine gidelim. Buradan istediğimiz dosyaları şifreleyebiliriz arkadaşlar. Buraya drop file diyor. Şuradan bir dosya seçelim. Mesela örneğin Cyber Campus TXT'yi burada şifrelemek istediğimi söylüyorum. Buraya parola mı gireceğim? Encrypt dediğim zaman ben bu dosyayı şifrelemiş olacağım. Evet, gördüğünüz gibi Cyber Campus TXT burada gördüğünüz isimde bir şifrelenmiş dosyaya dönüştürüldü. Bunu download ediyorum. Şu şekilde masa üstüne indirelim. Evet, dosyamız burada. Bu gördüğünüz gibi aslında Cyber Campus TXT'nin aynısı fakat şifrelenmiş hali. Bunu eğer ki parolaya sahipse bunu geri dönüştürebiliriz arkadaşlar. Gelin bunu geri dönüştürelim. Tekrar sitemize gelelim. Drop files diyelim. Şifrelediğimiz dosyayı seçelim arkadaşlar. Sonrasında vermiş olduğumuz parolayı girelim. Decrypt dediğimiz zaman ise bu şifrelemeyi çözecektir arkadaşlar. Decrypt diyorum. Download diyorum. Gördüğünüz gibi Cyber Campus TXT adında bir dosya çıkardı. Yani aslında ne olmuş oldu? Cyber Campus TXT'yi şifreledik. Şu isimde bir dosyaya dönüştürdü. Bu dosyayı herkes okuyamıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bunu açabileceğimiz bir uygulama bulunmuyor bilgisayarımızda. Bunu sadece yetkili kişi açıp görüntüleyebilir. Bu şekilde şifreleme yaparak dosyalarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Şifrelemenin mantığı da bu şekilde. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.